Okey şartı var girince. Girdik mi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir 10 dakika taktım. Hatta bir on, takriben 15 dakika. Teşekkür ediyorum sizlere bu saate kadar beklediğiniz için. Ufak tefek daha iyi olsun diye şimdi kabloları falan yeniledik. Onlar biraz arıza çıkardı. Yeni kablolarımızla yeni görüntü. Ver öbür detay kamera var. Bütün kameralarımız net. Net. Artık daha netiz. Daha net bir yayın. Gerçi ışık biraz uzağa kurulduğu için burada hafif şey olabilir. Ama Genel olarak buradayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sevindirici güzel bir sonuç e, aldık. Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe e, kazanmayı bildi. Hem de net bir galibiyet. Hatta ikinci bir adım öteye de götürüyorum. İkinci maçı da neredeyse rotasyonla oynayacak kadar e, rahat bir skor aldı. E, çeyrek finalist diyebiliriz şimdiden. Ben zaten çeyrek final yazdım başlığa da. E, Union Saint-Gilles'a Logosunu değiştirmeyi unutmuşum. Onu da düzelttim uyarılarınız için. Teşekkür ederiz. Anket açtım. Ankete bir katılabilirsiniz. Maçın oyuncusu anketimiz var. Şu ana kadar 500'ün üzerine oy kullanılmış. Maçın oyuncusuna İsmail, Osterwolde, Fred ve çok uykum var abonede değilim seçenekleri koydum. Başka düşünceleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Benim oyum Osterwolde'ydi aslında İsmail her ne kadar çok net güçlü bir performans gösterse de. E çok özel bir gol attı ya. Bir de girdikten sonra şimdi sonradan giren bir stoperin e, bu kadar hareketli bir takıma karşı maçta zorlanabileceğini de düşünebilirsiniz ama e, hiç de öyle bir şey olmadı. Çok hakikaten özel bir iş çıkardığını düşünüyorum. E, fark da yarattı. Üstüne gitti bir de gol attı. Allah bereket versin. E, o yüzden ben Ostar e veriyorum. Siz de oy kullanabilirsiniz. Twitter'daki arkadaşlarımıza da bir paylaşmak istiyorum linkimizi. Ee, bu kadar Evet, kendi yorumumu dinliyorum geriden. Hemen Bu arada ülke puanına da gireceğiz. Ülke puanının detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ülke puanı. Buraya kontrol ver. Evet. Herkese hoşgelmiş. E, maçı nasıl buldunuz? Sizin görüşlerinizde merak ediyordum. Ben genel bir değerlendirme yapacağım. Bir onunla girelim kısaca. Ondan sonra e, bir ülke puanına birlikte bakalım. Sonra sizin sorularınızla devam edeceğim. E, teşekkür ediyorum sorular için. Selçuk soru atmış. Onu da okuyacağız. Fenerbahçeli kardeşimiz. E, 600 kişinin üstünde gecenin 3'üne gelirken buluşmuş durumdayız. Çok teşekkür ederim. Pep 123 Karabağ tarihi yazıyor demiş. Onu da e, elbette konuşacağız. Yani üzücü oldu. Bir en azın 2-1 bitse çok 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 daha iyi olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Leverkusen'le oynuyor sonuçta. Karabağ puan alması bile muazzam. Karabağ şu anki bütün Türk türk yani Fenerbahçe'nin devam ediyor tabii ki ama gelecek sezon mesela Galatasaray şu an Şampiyonlar Ligi'nde gözüküyor. Puan takım puanı olarak Karabağ Galatasaray'ın üstünde mesela. Öyle söyleyeyim yani seviyesine. Gelecek yıl şampiyonlar yine giderse 3. torba takımı olarak gitme ihtimali var. Ya bırakın 4. şey yani gitmeyi. Ee, elemelerde seri başı olacak. Ee, çok çok özel bir durum. Karabağ'da tebrik ederim. Elçin de buralarda. Elçin Hüseyin'le beni de davet etmişti. Hatta Karabağ kazanırsa 10 tane Karabağ forması hediye edeceğim demişti. Ee, belki turu geçerse Almanya'daki maça göre sizlere Karabağ forması hediyemiz olabilir. Sürpriz olarak. Ee, bir taktik tahtamızı alalım Hasan'cığım. Ee, taktik değerlendirmelerimizle başlayalım. Ee, öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben İsmail Hoca'yı bir tebrik etmek lazım. Çünkü e, rotasyonlu bir kadro ile çıkma olasılığı çok yüksek denmiş. Hatta ve hatta yarı yedek takımla çıkma gibi bir düşünce olduğu gibi bir muhabirler arasında öyle bir haber yayıldı ama bayağı taş gibi takım çıkarmış. Yani Şurada rotasyon diyebileceğim ki e, Ferdi Jayden vardı. Jayden sonradan stopere geçti. Sonradan stoper olmasına rağmen bayağı iyi çıkardı. Bir Ferdi'yi bir nebze dinlendirdi. E, bunun dışında Jacob Bhatshway değişikliğinde de aşırı bir sürpriz görmüyorum. E, ben Jacob Bhatshway değişikliğini bir yedek oyuncuya geçim olarak görmüyorum. E, Jacob tabii çok değerli bir oyuncu olmakla birlikte Bhatshway'in de çok daha uygun olduğu maçlar var. Bugünkü maç gibi. Ee, orada bir eksiklik gibi yorumlamıyorum. Onun dışına bakınca Livakovic, Osay Ciku, Çağlar, Osterwolde, İsmail Fredşimanski, Cengiz Tadiç, Batu Şay, Bu bayağı 11 takımı yani. Burada İsmail Hoca da maça ne kadar önem verdi göstermiş. Bu bir. İkincisi e, Sanjilua e, hani bazı özellikleriyle çok övülen bir takımdı. Ama şunu da söyleyip ben yine ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Burada biraz küçümsenen Fenerbahçe'nin yeni bir modu bu maçta oynayabilme hakkının gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Bu nedir? Büyük takımların rakip kendisinden daha zayıfken yine de hücum oynamaya çalıştığında ki bu asla Süper Lig'de olmuyor. Işte Süper Lig takımlarıyla kıyaslanıyor ama Süper Lig'de böyle oynayan takım yok. Yani sürekli dikine sürekli dripling üstü pozisyon arayan ön tarafta oynamaya çalışan bir takım olduğunda Fenerbahçe'nin bireysel kalitesi arkadaki boş alanları değerlendirmeye çok daha müsait oluyor bu bir. İkincisi zaten duran topla açtı kilidi duran top gibi önemli bir silah da var. Bu da bireysel kalite ile direkt ilintili. Doğal olarak Fenerbahçe ligde çok kullanamadı. Bu Galatasaray için de geçerli Beşiktaş için de geçerli. Her takım için geçerli rakip takımların sürekli kapandığı bir ortamda oynamıyor. o kadar alışkın ki takımlar biz takımların diğer yüzünü göremiyoruz yani ee, hani, rakip açık oynadığında nasıl oynayabilir çok tartılamayabiliyor ama Fenerbahçe bunu iyi oynayabileceğini gösterdi bunun da üstüne e, ben e, Osterwalde'nin özellikle stopere geçişinin bir hani eksilme değil bir artı olduğunu düşünüyorum yani go, attı golden çok bağımsız o kadar hızlı bir oyuncu ki o kadar çabuk kademeye giren bir oyuncu ki e, net bir şekilde de e, Fenerbahçe'ye artı yazdı ve e, Osterwald Stoper'e geçtikten sonra adamların e, pozisyon bulma imkanı da çok darlaştı yani ceza sahasının civarına kadar geliyorlar bir şekilde top geri kazanmayı da biliyorlar e, ama e, en temelli şunu görebiliyoruz en temelli şunu gördük Hakikaten o e bu tarz maçlar için biçilmiş bir kaftan. Ben rakip Forvet'ten Nilsen'i çok... Nilson mu? Nilsen mi lan o? Nilsen diye biliyorum. Nilsen'i inanılmaz ben Çok aktif, hareketli, boyuna rağmen çok iş yapabilecek bir center tipi. Ama özellikle o Starwall'le onunla işleşmeye başladıktan sonra ben oldukça zorlandığını düşünüyorum. Nilsson'muş lan burada? arada. Nilsen diye izledik bir yani Nilson'u çok beğendim. Puertas zaten takımın yıldız oyuncusu. Ee, çok düşük maliyetle almış olsalar da gördük ki hakikaten kısa alanda çok becerikli ayakları hızlı, agresif e, enerjik çok iyi bir oyuncu ama onun dışında Fenerbahçe'yle mücadele edebilecek bir kaliteleri yok. E, oyun olarak kendi oyunlarını oynama çabalarını takdir etmekle birlikte Fenerbahçe'nin duvarlarını aşamadılar. E, Fenerbahçe'de bir noktada tabii ki oyunu devralacaktı ve e, skorları da e, peşi sıra getirmeyi başardı. Ben Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin çok çok ağır bastığını düşünüyorum. Kaldı ki herkes de muazzam maçta çıkarmadı. Şimanski çok kötü bir günündeydi. E, biraz o yüksek tempoda düşük kaldı. Hani Fred'in de iyi bir maç çıkarmasına rağmen ki ben e, adaylar arasına koydum. Her ne kadar %7 oy almış olsa da Fred'in de hareketlilik getirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin direndini çok arttıran oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum İsmail'le birlikte. Ama Fred İsmail günündeyken Şimanski yine böyle oynuyorsa biz demek ki biraz yanlış yorumluyoruz. Yani Şimanski'nin şimdi sezon ilk 3 ayında o kadar yüksek kredi açtık ki hepimizde. Biz de Şimanski'yi e, hani Fred'in yokluğunda biraz düştüğü e, iyiye yormuştuk. Ama Şimanski belli ki kendisi de güçlü bir form düşüklüğü yaşıyor. Şimanski adına biraz e, sorgulanması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Takımın 10 numarası eksik olmasına rağmen ya takım o kadar yerli yerinde bir oyun oynadı ki hem az pozisyon verip hem daha çok daha net pozisyonlar bularak. E, ben bu bakımdan e, daha şey buldum e, takımın performansını daha değerli buldum. <laughs> Bunun dışında Batu çok yatsınacak bir oyuncu değil. Her ne kadar Ceko mesela ikinci golle kalitesini konuştursa da o Star doğru yere kaçırıp doğru şekilde topla buluşturarak Batshuayi'nin de onun çok arkasında bir forvet olduğunu asla düşünmüyorum. Benim Batçu'yu beğendiğimi zaten bilenler bilir. Beşiktaş'tan gönderilirken de beğendiğimi söylemiştim. Hatta o yaz transfer dönemi e, Haziran aylarında falan henüz e, Icardi vesaire adı geçmiyorken ben adanılan birçok forvetten daha önce gördüğümü söylemiştim Batu Şah'ı. Hatta hafif kafada yapılmış o dönemden. Ben hep beğenirim. Çünkü Batu Şah'ın sahaya getirdiği güç, iyi bir pres gücü var. Hareketlilik var. Ee, yakaladığı zaman tavana yapıştırabiliyor. Değişik bir adam. Tabii ki Ceko kadar bağlantı oyuncusu olmasını beklemek hayalperestlik ama sahaya getirdiği Ceko'dan farklı şeyler de var. Bu adamın Ceko'nun çok altına yazmıyorum ben. Ama e, herhalde oyun içinde maçın en iyisi ee, hani Osterwald ile birlikte İsmail yüksekte İsmail e, biraz Hırvatistan tarzı bir istatistik yapmış galiba 21 ikili mücadelesi var 21'de 14 yapmış adam ya yani 21 galiba Hırvatistan maçta 24 ikili mücadeleye girmişti bu maçta da 21 ikili mücadeleye girmiş ee, yani adamlar üçlü orta saha oynamasına rağmen hadi Puertas'ı da ön tarafa yazayım ee, ama Puertas da çok ısırgan bir oyuncu sert bir oyuncu Adamlar öne yığılmasına rağmen yani neredeyse 7 oyuncu pres yapıyor noktada olmasına rağmen İsmail o kadar ayakta kaldı ki o kadar net mücadele verdi ki Fenerbahçe'nin bu yoğun tempoyu e, dengelemesini sağladı ve pozisyon bakımından da e, çok pozisyon vermemesini sağladı. Ben bugün Fenerbahçe'nin yani 3-0 bitmiş bir maçta savunma önlemek ne kadar doğru olun Bilememekle birlikte ben Fenerbahçe'nin bugün savunmasının kazandırdığını düşünüyorum. Ee, doğal olarak bu isimleri bir anmam lazım. Cengiz'i pek beğenmedim Şimanski ile birlikte. Ee, Tadiç yine top sakladı. Tadiç doğru oynadığını düşünüyorum Tadiç'in. Tadiç zaten 35 yaşında bir oyuncu neticede ve ondan da böyle değişik geniş alan kat etmesini beklememek lazım. Topu hep doğru yerde tuttu kolay kolay kaptırmadı arkadaşlarını iyi kaçırdı ben tad için neleri yapabildiği üzerinden gidersek daha doğru değerlendirilebilecek anlatimdayım genel manada Fenerbahçe'yi iyi buldum Senjiloa e da kendi oyununu oynamak tabii ki ya bu tarz takımlar kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar ama pozisyon üretemeyecek kadar güçlü bir Duvara tosladıklarından da çok çare üretemiyorlar. Zaten bütçe olarak kıyaslanabilecek bir takım değil. 1 milyon eurolar, 1,5 milyon eurolar, 2 milyon eurolar maksimum adamların ödediği paralar bunlar. Ben yine değerli bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin kalitesinin de özellikle maç öncesinde bizzat taraftarlar tarafından, medya tarafından biraz fazla küçümsendiğini de görmüş olduk. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi. Buraları rahatlıkla konferans liginde Fenerbahçe en iddialı 3-4 yani takımdan bir tanesi. Özellikle Frankfurt'un da elendiğini düşünecek olursak 3-4 takımdan bir tanesi. Yani biraz kendi takımlarımızın kıymetini de bilmek lazım. Ee, hani Yenersin, yenilirsin, elenirsin sıkıntı değil ama hem bütçe olarak hem e, taraftar gücü olarak hem takım gücü olarak takımlarımızı biraz fazla ııı e, Yermeye daha meyilliyiz. Gibime geliyor. Hani bazen bir sakatlık oluyor. Bir şey oluyor. bir et, et, e, Ya da e, o günkü oyun istenilen seviyede olmayabiliyor ama bu takımların potansiyeli hep buralar zaten. Yani Fenerbahçe konferans ligine başladığı hani 6 tane elema maçı oynadığı gün bile e, bu turnuvanın 7-8 takımından biriydi bence. E, bir iki tanesi de arada elenmiş oldu. E, ki Ajax'la Aston Villa'da birbiriyle oynuyor. Birinden biri elenecek zaten. Doğal olarak Fenerbahçe'nin top 4 takımdan biri olduğunu e, kabul etmek lazım. Fiorentina'nın çok iyi abi demiş Faruk. Fiorentina da 3-2 yenildi galiba bugün. Yani Fiorentina da göremeyebilir. Geçen senenin e, finalisti Fiorentinanın da çok şey görebileceğini zannetmiyorum. E, i̇lerlememe ihtimalini de dışarıda bırakmamak lazım. E, şöyle de bir bakalım. Bakalım. <laughs> aman aman oğlum sakin. Sakin oğlum. <laughs> 4 3 oha 4 3'e dönmüşler. 3'ü gerideler lan ne ara 4 attılar. Son anlarda oldu herhalde. Biraz Fenerbahçe maçına daha konsantre olduğum dakikalarda Fiorentina'da e uçmuş gitmiş. İstemezdi açıkçası Fiorentina e devam etmesi daha iyiydi. Ee, ama ee, yine de böyle bir durum var. 4-3 aldı demiş zaten. Ee, Mutlu Anduran, Batuhan Bilen. Her maçta bu Fiorentin'in kadrosu bayağı iyi demiş. Haklısın ama Fenerbahçe'nin de bu turnuvada final oynaması sürpriz kabul edebilecek bir şey değil. Evet Luka burada. Ve ilginç bir şekilde gece 3 falan saat şu anda. Kaç abi? Harbi 3 saat. Ee, bir iş anındayız ve bu iş anında bir köpek bağırıyor ve ve oğlum da bağırıyor doğal olarak. Ama sen küçücüksün. Büyük köpeklere bağıramazsın. Yaramazlık yapma. Gecenin skandalı Olympiakos ve Leverkusen demiş Salim Haklısın. Olympiakos 4-7 abi. Makavi Tel Aviv'den. İnanılmaz yani. Direkt dağıldılar. Ee, Leverkusen de 2-0'dan 2-2'ye geldi. Hani çok da inanılmaz da skandal dememek lazım. 2-0'dan sonra çok daha kötü yerlere gidebilirdi maç. Frankfurt'u bunlar eledi de unutma demiş Rıdvan Öncel. Haklısın. Ee, tabii ki yani başarılı bir takım. Bu zamana kadar iyi işler de çıkardılar ama Fenerbahçe'nin de mesela Fenerbahçe de kafa kafaya da Frankfurt'u alabilir yani. O o manada söylüyorum. Yani bazen bazı takımları kafamızda çok büyütüyoruz. Bazılarını biraz bizden diye çok e, küçümsüyoruz. Hatta ben kendimi de katayım şeyde ya ben Manchester United maçlarını hep ümitliydim ama ben Bayern Münih maçlarında full kapanmak gerektiğini falan düşünüyordum mesela. Galatasaray'ın öyle bir oyun oynayabileceğini düşünmüyordum. Yani hayatım boyunca izlediğim takım. Her maçını izliyorum, her şeyini takip etmeye çalışıyorum. Bayern Münih'e karşı öyle oynayabileceğini düşünmezdim. Bazen çok alışıyoruz biz takımlarımıza. Kalitesini fark edemeyebiliyoruz. Ee... Bu işi bu tarafı. Bir de ülke puanına göz atalım arkadaşlar. Ülke puanı da önemli. Ee, Hasancı bu dakikayı da not alırsan sevinirim 16.40 falan Böyle Ülke puanına da geçmiş olduk Dakika adamlık yapacağız size Dakikaları da çıkaracağız sabahçılara e, Bir güzellik olsun Ama buraya geçerken de şunu söyleyeyim 1500 oy kullanılmış Maçın oyuncusu için 168 beğenimiz var ee, Gecenin bir körü Üçler de burada Sizlerle birlikte e, Yayın yapıyoruz Hazır buradayken bir el atsanız beğeni tuşuna harika olur diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlar Türkiye'nin bir temsilcisi var ve gördüğünüz gibi 11.500 puanı bulmuş durumdayız. Hasan güncelleme tarihine yazıyor. Şey olarak ona. Yani güncel. Tamam tamam. O 2 e, iki saat geride yani gece bir de güncellenmiş. E, güncel hali bu. E, tekrar verebilirsin ekrana. E, şu anda burada zaten Norveç'in de Danimarka geçtiğini görüyoruz güncel olarak. 11.500 puanımız var. Bir, e, bir de burada önemli olan şu biz 9. şu anda. 8. ile aramızda dev bir fark olmasına karşın biz bir şu an Belçika takımını elemek üzereyiz. E, eledik sayılır. Fenerbahçe'nin galibiyeti çok çok önemliydi ikinci maçta da kazanması da ekstradan mühim puan toplamak adına hem Fenerbahçe'nin takım puanı hem de Türkiye'nin puanları adına bizim yakın tarihimizin açık en yüksek puanı 11.800 Fenerbahçe'nin devam etmesiyle birlikte çeyrekliğine kalmasıyla birlikte ben bu puanın geçileceğini düşünüyorum bir galibiyet daha alması halinde. 2 puandan 0500 puan daha gelecek. 12.000 puan barajını geçmiş olacağız. Belçika'da ee, Belçika'yı da yakalama ihtimalimiz var. Çünkü Kulüp Brüj de e, Molde'ye yenildi. Molde zaten benim beğendiğim bir takım anlatmıştım. Yani Galatasaray'ı da e, hiç şampiyonlar ligine göndermeden de eleyebilecek oyunu sergilemişti. E, bugünkü galibiyetin de zaten Danimarka'yı geride bırakmalarında etkisi oldu. E, bu Şeye basalım istersen Hasan. Ee, bir country coef'e basalım Üç, menüden üst menüden 3. sırada buradan hafif aşağı gelirsek e, Türkiye'nin 8. sırada olduğunu göreceğiz e, bu sezon en çok puan to toplayan 8. ülkeyiz e, benden gitti ama sen şey yapıp açıyorsun okey Aynen. Üstümüzde Belçika var. Belçika'nın takımları arasında Kulüp Brüj kaldı ve saint kaldı. saint zaten elenmek üzere. Zaten onu görüyorsunuz şu anda. Gentil'in e bir üstünde Kulüp Brüj var. Onlar elenir. Fenerbahçe devam ederse ki Fenerbahçe şöyle bir olayı var. Kulüp Brüj'ün ya da saint aldığı puanlar 5'e bölünüyor. Yani onların aldığı bir galibiyet 0400 400 puan etki ederken Fenerbahçe'nin galibiyeti 0-500 puan etki ediyor. Ülke puanına katkısı daha yüksek. Çünkü daha az temsilcimiz mevcut. Galatasaray da çok iyi puanlar topladı. 15 15.5 gibi. Fenerbahçe bunun da üstüne koyarak devam edecek gibi gözüküyor. Ben size şey de şeye de bakacağım bu arada. bonus puanlar için çeyrek finale kalmanın konferans liginde bonus puanı yok. Ama ee, yarı finale kalmanın bir bonus puanı var finale kalmanın da bir bonus puanı var Fenerbahçe'nin bu yolculukta ekstra bir puan kazandırma ihtimali de mevcut sadece galibiyetler dışında Sencilo'yu burada da yenip 2 puan daha alıp zaten e, işimizi büyük ölçüde kolaylama ihtimalimiz var ee, Hasan bir de şey rica edeceğim senden tekrar country ranking'e bas, orada bir de 2025 yazıyor girdikten sonra içinde ona bas. Şimdi arkadaşlar bu da 2025 e, puanları. Biz burada 9. olarak başlıyoruz. E, gördüğünüz gibi son aldığımız puanlar Çek Cumhuriyeti ile e, aramızdaki. Ki bu arada Çek Cumhuriyeti ilginç bir şekilde inanılmaz bir atak yaptı. Ve e, biz de aradaki puan marjını kapattı. Biz bu sezonun ilk yarısını muazzam oynamıştık. Elemeler dönemini özellikle daha sonra Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde çok düşük performansta kalması, üstüne Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bonus puan almasını beklerken ciddi bir bonus puan alacaktı. Onu beklerken Avrupa Ligi'ne gidip bir de elenmesi ekstra sonuçlar yarattı. yani çok 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 daha iyi olur ya. Yani tarihi bir rekora yürüyor olabilirdik şu anda. ama gördüğünüz gibi gelecek yıla da 9. başlamak Üzereyiz. Kaldı ki Çek Cumhuriyeti'nin takımları da sparta Prag zaten elendi. Kendi evinde 5-7 Liverpool'dan. Ee, slavia Prag'da da e, Milan'la oynuyordu. Onun da bir sonucuna bakmak lazım. 4-2 kazanmış Milan. Ee, slavia Prag bir de kırmızı kart görmüştü. Ki kırmızı karta rağmen iki gol atmaları da başarılı ama ben e, çıkabileceklerini düşünmüyorum. Çekler elenecek. Biz burada Fenerbahçe'nin performansı ne kadar yüksek olursa o kadar ne kadar ilerlerse e, yarı final final e, ne kadar ilerlerse o kadar marş kapatmış olacağız. E, Belçika'da takımsız kalacak diye düşünüyorum. Eğer molde de işini tamamlayabilirse. E, böylece biz e, zaten dokuzunculuk açısından cebimizde ki dokuzunculukla onunculuk arasında bir fark yok bu arada. Onu da söyleyeyim. E, e, biz Çek Cumhuriyeti ile baş başa kalacağız. 11. ülkenin ee, İsrail olması çok önemli. Bu arada bir, bir takımla çıkıyorlar bu arada onu da söyleyelim. Onlar da devam ediyor. Diğer takımları elendi gibi yani. Çok iyi bir maç başlangıcı yapmalarına rağmen Fiorentina 4 tane atınca elenmiş gözüküyorlar. Bir tane takımları onların da var ama ne olursa olsun aramızda neredeyse bir 5000 puana yakınlık bir marj mevcut. Ee, İsrail ile e, aramızda. Onun kapanacağını düşünmüyorum. Ee, üstelik de bizim Yüksek puan topladığımız sezonlar gördüğünüz gibi e, hani sıralı onlar 2021-21, 21-22, 22-23 gibi sırayla devam ediyor o puanlar. E, bizim topladığımız en düşük puanlar e, ilk iki sezon yani düşük puanlı sezonların hesaptan çıkıp e, daha güçlü sezonların devreye gireceğini e, devrede kalacağını unutmamak lazım hatta 2026'ya da baslıyorsa. Gördüğünüz gibi 2026'da Çek Cumhuriyeti'nin zaten 3,5 puan önündeyiz. Belçika'nın hesaptan düşen puanları daha da yüksek olduğu için aramızda sadece 3000 puanlık bir fark kalıyor. Hatta Portekiz'de de 5 puanlık bir fark kalıyor. Biz bu yakın dönemde bu performansımızı devam ettirirsek bizim bırakın hani daha altlara düşmeyi, Şampiyonlar Ligi direkt katılım kontenjanını kaybetmeyi daha fazlası için bile talip olma şansımız mevcut daha fazla Avrupa Ligi'ne takım yollayabiliriz. Ee, bu da mühim çünkü bir de Avrupa Ligi artık daha değerli çünkü e, ilk ikiye giremeseniz bile üçüncü olarak konferans ligine devam edebiliyorsunuz. E, bunun da artık e, takımlarımızın elenmesi bakımından daha daha zor eleneceği bir yapı ortaya çıkacağını görebiliriz. E, genel olarak değerlendirmem bu şekilde. Türkiye'dir Türkiye demiş. Ya bu site çok eski arkadaşlar çok güvendiğim bir site bir e, bilgisayar yazılımcısının sitesi. O yüzden yazılımı yazmış bırakmış gibi daha çok otomatik güncelleniyor sonuçlara göre. Ee... Şimdi sorularınıza geçeceğim sorularınızı da almak istiyorum. Siz de hem süper chatten hem chatten sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş devam edeceğiz. Selçuk. Fenerbahçe kadın basket final 4, kadın voleybol final 4, erkek basketbol final 4 yolunda. Gürel Gürer gelmiş galiba Fenerbahçe tebrik edelim. Futbol çeyrek yolunda Paris olimpiyatlarında lider Fenerbahçe'nin en büyük spor kulübü demiş. Ya bir Fenerbahçe olarak gururlu olman çok doğal. Hani şey yapmak istemiyorum sadece. Eee Takip etmediğim sporlara dair hakem kesmek istemiyorum. O yüzden sadece tebrik seviyesinde kalıyorum. Ben futbol dışında zamanımın tamamını NBA'ye ayırıyorum. O yüzden Alperen Şengün performansları izlemek benim için daha şey. Ee, bu sene şöyle söyleyeyim. Son 3 yılda izlediğim Galatasaray basketbol maçı 2 var mıdır bilmiyorum ya. 2 yok herhalde. 2 tane maç izlemedim yani şeylerde dahil, bütün önemli maçlarda dahil. Ee, hiç takip etmiyorum, hiç izlemiyorum. Ee, Euroleague bende çok uzun süredir yok. Hatta şeyden beri. Hani Fenerbahçe'nin ülkelerle birleşip çok güçlü bir şekilde girmesini geçtim. Daha önce de yok. Abi ben sadece milli takımın basketbol maçlarını ve NBA izliyorum. O yüzden hadsizlik yapmak istemem. Ee, kendi adıma. Ee, tabii ki gurur, gururlu olman çok çok doğal. Ee, Fenerbahçe'nin de bu açıdan daha kapsayıcı bir spor kulübü tavrı edindiği de aşikar. O konuda hakkını teslim etmek lazım. Fenerbahçe Aston Villa finali görüyor demiş Kadir Önal ama Aston Villa görüyor mu? Böyle bir şey var. Kasiyesa Gerçek basketbol Avrupa'da NBA Show sadece demiş Zengay'a. Hocam alakası yok ya. Hakikaten alakası yok bu arada. Avrupa'nın açık ara en elit oyuncularını adamlar hepsini alıyor yani. Hepsini alıyor. Alperen Euroleague oynamadan gidiyor işte. Türk futbol Türk basketbol tarihinin en büyük oyuncusu olacak yani. Bir tane Euroleague maçı olmadan olacak işte. Ya bir de bu şey e, keyif meselesi. Herkesin fikri ayrı tabii ki. E, ama şey eee NBA benim için çocukluğumdan beri Allen Iverson'ın sapıttığı o sezonlarda 2000, 2001 finali benim ortaokuldan ilk mezun olduğum dönem, ortaokuldan liseye geçtiğim dönem o zaman sardım o günden beri her zaman her gece izliyorum yani her gece demeyeyim de uyanık kaldım her gece NBA izlerim o yüzden benim şeyim. Yusuf'cum gece 3'te gelip bana niye küfür yani küfür değil de benden ne alakası var mesela bu galibiyet? Niye böyle bir şey yazma ihtiyacı hissettin? Ben kaldı ki ben Avrupa'da zaten bütün takımlarımızın başarılı olması beni heveslendirir. Ben mutlu olmasam bu gece yayın açmam. Gece 3'te niye yayın açayım ben? Manyak mıyım yani gecenin 3'ünde? Evimden 15 kilometre öteye geldik burada gece 3'te yayındayız. 3 çeyrek geçiyor. Ya herkes de sizin gibi halis niyetlere sahip değil arkadaşlar. Öyle, öyle görmek istiyorsunuz bazılarınız anlıyorum. Ama öyle bir şey yok yani. Fenerbahçe final oynasın, kupayı alsın. Ben mutlu olurum. Hiçbir problem yok yani. Selçuk'a da teşekkür ederim mesajı için. Ozan Hasan. ilk maçı deplasmanda oynayıp ilk golü erken atmak turu çok kolaylaştırdı diye düşünüyorum %100. İlk maç içeride hücum oynamak zorunda olsak zor olurdu. Ee, Ozan e, haklısın. Bir yandan da e, onlar burada da bu tarz bir oyun oynayacağı için aşırı farklı olur bu da emin değilim ama bu kadar büyük avantaj götüremezdin. yani sonuçta deplasmanda 3 atmış olmanın 3-0 yani 3 atmak dedi değil 3 farklı galip gelip eve dönmüş olmanın çok ciddi avantajı var rotasyonu da cebine koyuyorsun çok çok değerli ADC'nin ülke puanı en çok önemli gösterenlerden birisi Uğur abidir bugün de galibiyet sevmiştir ya, tabii ki öyle yani ben 15 yaşında bir forumda yazıyordum. 15 yaşına falanım yani. Ülke puanı başlığı vardı sadece ben tutuyordum. Her gelişmeyi yazardım yani benim için 21 yıldır böyle yani. Ben dediğim gibi daha çocukken lisede yeni yeni internete böyle dolu dolu eriştiğim dönemlerde bile ben bunu takip ediyordum. O yüzden hiç şeyim yok yani benim için çok değerli ben e, takımlarımızın çıtayı Avrupa'da koyulam, koyması gerektiğini düşünüyorum zaten. Rekabet, ligde rekabet olur ama sadece lig toksik rekabetine kalınca ya böyle iğrençleşiyor ortam işte. Yani. Ama Avrupa'da bir rekabet olduğunda çok daha değerli oluyor. İnşallah Fenerbahçe kupayı alır da bir kupa daha gelir. Ge gelecek yıllarda diğer takımlar da Avrupa'ya daha güçlü bir önem gösterirler. Çok daha güzel olur. Yani. Ben bunu isterim ya arkadaşlar. Hiç şeyim yok ya merak etmeyin. Ajax Aston Villa eşleşmesinde bir güçlü takım daha elenmiş olacak abi. Ne dersin demiş. %100 öyle Yusuf. Yusuf Ergen yazmış. Kesinlikle öyle olacak. biraz önünde açıyor Fenerbahçe'nin. Özellikle Ajax'ın çıkmasını daha çok isterim. Aston Villa ne olur olsun ya yani şimdi İngiliz takımı şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ya yani kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatı olduğu için hani bu turlarda biraz daha rotasyon yapmaya meyilliler. Ama iş finale falan kalırsa Öyle oynamazlar finali yani. O yüzden Aston Villa'nın çok ilerlemesini istemem. Aradan bir çıksınlar. Rahata, rahatımıza bakalım. Yine penaltı alır Avrupa'da bile demiş Özcan. E penaltıydı abi. Vermesin manke. Net penaltı bu arada. Bariz penaltı. Zaten önce vermedi yani. Zaten Avrupa'da bir şeyin vardan dönmesi için çok bariz olması lazım. Du, 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 du. Ahmetcan Kaplan mükemmel oynadı demiş Efkan Alp. E, i̇zleyeceğim onu. Ahmetcan Kaplan'ı çok övüyorlar. Ayaksın resmi sitesine bir Ahmetcan Kaplan röportajı yayınlandı. E, Türkçe konuşuyor, e, fikirlerini dile getiriyor. Taraftarların onu çok iyi karşıladığından, e, hani yüzde ile oynamaya çalıştığından ve taraftarların da ona e, iyi güzel bir ilgi gösterdiğinden bahsediyor Ahmetcan. Bu şekilde devam ben. Bu arada ne yalan söyleyeyim? Açıkta itiraf edeyim. Ahmetcan benim Türkiye'ye döner mi? Dönerse almak lazım listesine yazdığım oyunculardan biriydi. Her takımıma değer katabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, ama ayaksa tutulması çok çok daha e, iyiydi. Daha iyi olur. Milli takımımız adına da geniş rotasyonlu Ahmetcan'da düşünülebilir. Yani mesela Cenk Özkaçar'a inanılmaz bir İlgi gösteriliyor. Ee, hani Cenk de değerli bir oyuncu. Değersiz bir oyuncu demiyorum ama Ahmetcan'ın potansiyeli çok daha yüksek yani adam. Bence zaten daha üst düzey bir Avrupa takımında oynuyor. Ee, Ahmetcan da düşünülmeli yavaş yavaş. Yani ben iki yıl sonra Ahmetcan'ın Cenk'in önünde olacağını düşünüyorum en azından kişisel fikrim. Ozan ayrıca demiş ki Uğur neden stüdyo eve yakın tutmadı? Ben çok yakın sanıyordum evine. 15 kilometre değil bir üzüldüm demiş. Benim yeni evime çok yakın olacak. 15'te değil ya biraz abarttım. Kaç? 12. 12 kilometre biliyorum. 12 kilometre ama şey yeni evime çok yakın olacak. Ee, bir, bir yıl içinde falan teslim olacak henüz daha yeni evime taşınmadım. Ee, biraz Galatasaray'dan yakın. Öyle düşünebilirsiniz. 10 kilometre. 10 kilometre mi? Oğlum o kuş bakışıdır la. Hiç 10 kilometre gitmedim ben kuş bakışı 10 kilometre. Yolla 12, 12 kilometre var 11 var 12'den gidiyorum genelde. Ee, ama şey değil plansız değil merak etme. Kaldı ki çok seviyorum ya burayı da seviyorum. Mutlu Kelemci. Muhtemelen ikinci, ikinci rotasyonu rotasyonlu çıkacak. Trabzon maçına yorgun gitmeleri lazım. Yoksa <laughs> demiş. Galatasaraylı mutlu galiba. Ama bu takım rotasyonunu FB 3 tane atabilecek güçlü demiş. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe rotasyonlu takımla da maç tutabilir. Ee, kaldı ki bunun da dışında zaten rotasyon yapsan da hani işler baktın ilk yarı iyi gitmiyor. Bir sıfır geride girdim falan. İki tane oyuncu atarsın say Çok da şey değil. Ee, Alperen Kayofsi Sarıyer Demir'e merak etme. sarı Sarıyer'de. Ee, Mutlu Trabzon maçına yorgun gidilmez evet. Ama bir yandan da şey düşün. Zaten İstanbul'dan gidecekler yani İstanbul'da çok da böyle yani ne olursa olsun 11 oyuncuların bir kısmı da oynayacak yani full 11 tane değişiklik yapamayacağın için yine yorgunluk aktarımı olur ama esas zaten bu bu işlerin olayı perşembe deplasman oynayıp sonra gelip zorlu bir maç oynamaktır. İstanbul'daki maçtan sonra ben böyle çok İnanılmaz inanılmaz yansıtacağı düşüncesi de değildim. Tabii böyle kıran kırana geçse daha farklı olurdu ama. Ee, eğer sen bu odaklı bakıyorsan Fenerbahçe'nin turu geçmiş olması seni daha çok sevindirmeli bence. Bu arada bence Galatasaray taraftarlarının çok yani zaten iyi niyetli sadece işte Avrupa gözüyle bakanların sevindiğini görüyorum. Burada da zaten genelde bu tarz insanlar var daha ağırlıkta. Ama işin lig rekabeti boyutunda bakanlar da olabilir. Çok doğal. Lig rekabeti boyutuna bakanlara da üzüleceği bir şey yok. Yani Fenerbahçe'nin devam etmesi Galatasaray'ın lehine bir şey. Ee, Muhammed Bayram konferansın yine öntürü 7 Nisan erteleme olur mu? Güzel bir soru. Ama Nisan ayının bir dakika. Tarihlere bakacağım. Konferans Konferans ligi fixture. İngilizce yazsaydım keşke ya. Siliyorum. Conference League Dates hmm. Schedule. Hadi bakalım. Schedule bakalım. 15'inde kura çekimi varmış. 11 Nisan 18 Nisan. 7'sindeyse maç iptal olmaz ya. 4 gün var çünkü. Bir de şey abi fikstürü hani sarkıtacak başka bir tarih yok şu bakımdan Zaten Avrupa Şampiyonası var ya bu bir haftalık bir toleransımız vardı. Onu da kullandık bu hakem muhabbetinden Halil Mutmaler'e saldırı muhabbetinden bir erteleme oldu. Fırat, Sing, Fırat Singer Uğur abi sen nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum Rıfat'cığım. Çok sağ ol George M. Sahur'a doğru demiş. Sahur'a doğru olacak. Özcan Özcan'ın mesajı gitti. Uğur abi yarın şey ne olur gibi bir şey yazmıştı Özcan. Galatasaray için yarın maç önü yayını yapacağız. 14 gibi. Sizleri de beklerim. Eğer izleyemiyorsanız zaten tekrarını da izleme şansınız olacak. 14 civarı buluşalım. O yüzden bugün Galatasaray Rize maçına girmemize gerek yok. Yarın gireceğiz. Bugün Fenerbahçe'nin günü. Ee... Muhaç Yüksel NBA alan savunması serbest kaldıktan sonra eski de değil gibi katılımlısı nur demiş. Ben hiç katılmıyorum buna ya. Şu yüzden... Ya NBA'de limitleri çok fazla zorlayan çok özel oyuncular var. A yok Avrupa'da bunlardan yani. Avrupa'da ya şu an mesela onu en iyi yapan oyuncu Avrupa'da yetişti. Real Madrid'de aldılar götürdüler yani. Luka Doncic, e, Stephen Curry zaten yıllardır yapıyor. Artık herkes üçlük çizgisini o kadar geriye çekti ki. Hani alan savunması yapmak falan mümkün değil. Adam logodan üçlük atıyor. Orta sahadan üçlük atıyor adam yani. Yarı sahadan üçlük atıyor. Orta sahada demeyeyim de. Doğal olarak bunun artık savunması da zor. Ee, yani daha derinde savunma vesaire yerleşik savunma da çok kolay değil. Ee, ben şey gözüyle bakmıyorum. Yani savunmalar yapılamıyor değil. O kadar elit hücumcular var. Ki, o kadar farklı oyuncular var ki adamların artık 5 numaraları 1 numara savunuyor. Vembanyama mesela. Sonuçta Fransız oyuncu değil mi? Adam orada şov yapıyor yani. Adam her maç 5 bloğu falan var ya. Böyle bir absürt freak adamlar bir anda e, NBA istila ettiler. Kaldı ki yani e, Avrupa diyorsunuz ama yok hiç NBA MVP'si. Ya. Yani NBA MVP'si. ama çok acayip bir şey geliyor. Çok farklı bir adam geliyor. Alperen e, Avrupa'nın bütün 50 uz uzunları hatta top 20 oyuncusunda 8-10 tane Avrupalı var neredeyse. E, bu kadar çok ee, özel oyuncu da bir yere gelene daha farklı oynanması normal ya. Yani. Avrupa'da savunursun tabi. Mike James falan oynuyor. Orada ya da mesela Vasile Mitz, burada Avrupa'nın en değerli oyuncusu falandı iki sezon. Gitti orada yedek şu an yedek takılıyor. Ee, Oklamadı zaten süre alamadı. Şimdi Charlotte'da biraz daha fazla oluyor ama o da ne kadar kayda değer o da düşünmek lazım. Böyle. O yüzden ben NBA'yi seviyorum. Yedek suyumu da alacağım. Bu demiş ki hocam iyi geceler. Eyvallah hoş geldin bu Fred veya Torreira'nın 14 tane ikili mücadele kazanıp 7 tane top kaptığı bir maç çok istatistiklere çok dikkat ederim demiş. İsmail için söylüyorsun. İsmail zaten çok değerli bir adam abi. Bunu hep söylüyorum. Eee Kur'un için de İsmail'i oynatmamak üzerine planlanmış bir oyuncu olması zaten kuruncu patlatan bu yani. İsmail bu durumdayken e, asla ve asla düzenli oynaması mümkün değil. E, çok da değerli bir performans. E, milli takımımız için de çok değerli. İsmail milli takım banko 11 oyuncusu bence. Açık net yani. E, bence e, takımın Banko isimlerinden bir tanesi olmakla birlikte bence çok heyecanlandıran bir kadrole gidiyoruz bence Euro 2024'de. Ee, ümit ediyorum Semi Kılıçsoy'un performansı da devam eder. Ee, Santrufor olarak Semih ile devam etmek daha mantık, daha akılcı olacak gibi gözüküyor. Ee, Enes Ünal bence biraz yanlış bir tercih yaptı. Belki de zorunda kalmıştır bilmiyorum. Kulübünün çıkarları gereği vesaire de olabilir. Ama sıkıntılı olduğu aşikar. Ee, Santrifor'da o kadar güçlü bir alternatifimiz yok. O yüzden Semih de iyi devam ederse Can Uzun'un milli takımı seç seçmesi çok değerli. E, i̇ki tane gençle daha farklı bir yere de gidebiliriz. İsmail de bu takımın 6 numarasıdır net şekilde. Kimseye forma vereceğini düşünmüyorum. Yani Salih Özcan'dan daha... Salih Özcan adı da çok geçiyordu Fenerbahçe için. Salih Özcan şu an yedek otururdu. Öyle söyleyeyim. Salih de hani beğenmekle birlikte sanıldığı kadar yani dışarıdan gelen daha kıymetli oluyor ya. İsmail'den daha iyi bir oyuncu bence değil yani. İsmail daha absürt bir oyuncuya dönüştü. Yani hakikaten çok takdir etmek lazım. Osman Ferhat Demirhan Fenerbahçe'li bir arkadaşımız demiş ki Galatasaray tayfanın Fenerbahçe'nin rakibini küçümsemesi bana çok saçma geliyor demiş. Ya bu var mıdır? Vardır mutlaka. Biraz şey oluyor. Ya yani işte ne bileyim. Galatasaray Manchester United yenince de. Yani bu Manchester United böyle bir takım. De, a, koskoca United haline bak falan. Biraz böyle bir kabullenememezlik oluyor. Doğal. E, mutlaka bugün de vardır. Ama bence tam tersine saint böyle hani Hipster futbol taraftarlığı var ya biraz medyada da kimsenin bilmediğini biliyorum ha demek için böyle bir çıtır Türk futbol kamuoyunu uzak takımları değerlendirirken biraz fazla büyütme yaklaşımı da var. Şimdi onu da söylemek lazım. Bence tam tersine küçümseme değil olduğundan büyük görme vardı. Fenerbahçe'yi küçümseme vardı. Fenerbahçe ben her zaman diyorum yani konferans için top 4 takımdan biri. Eee o şekilde bakmakta da fayda var. Yani biraz kendi takımlarımızı küçümsemememiz gerekiyor. Hatta ve hatta fazla kapılıyoruz buna. Hani elenmek de çok doğal falan gibi. Ya yani tamam Galatasaray'ın elenmesinin makul tarafları var. Rotasyonu sıkıntılı, problemli transferi hakkıyla yapmadı yönetimi vesaire. Ama Sparta Pra Praha'da bu şekilde eğlenmemen lazım mesela yani Sparta Pra ile sen Liverpool'a içeride yenersen kimse bir şey demez sana ama e o şekilde eğlenmeye de kabul etmeyi doğru bulmuyorum ben zaten eğlenmenin garip olmadığını ama bu şekilde eğlenmenin garip olduğunu Sparta Pra eğlenmenin yanlış olduğunu söylemiştim <laughs> bu aya da hak veriyorum Fred ve Torayra da. Hani canavar gözüyle bakılan iki oyuncudan bile daha üstün bir performans görmek çok değerli. Official Abdulkerim 66. O nasıl avatar lan? Kim o? Çocuk fotoğraf yapıyor? Abi 10 yaşındaki... Ha oğlum mu? Belki de değildir. Abi 10 yaşındaki oğlumla 200 kilometre yol yaptık. Bakalım bilet buluruz diye bulamadık demiş. Üzüldüm kardeşim. Ee, keşke bulsaydın. Sondaki çocuğa bir Union ceketi giydirip akademi topçusu diye bedava girdik. Oha çok iyi. <laughs> Vallahi helal olsun. Ee, tebrik ediyorum. Deplasmanda daha demiş. Ee, oğlunu da mutlu etmene çok sevindim. Ee, çocuklar bu tarz şeylere de çok üzülürler. Ee, ben sana bir şey anlatayım o zaman. 12 yaşındayım. Bak sana özel anı anlatıyorum. Official Abdülkerim 66. 12 yaşındayım. Ee, Galatasaray'ın 12 yaşında mıyım lan? Daha küçük bir olabilirim. Galiba daha küçük. Ee, 11 yaşındayım. Düzeltiyorum. Galatasaray 98-99 Şampiyonlar Ligi sezonu. Rosenborg maçı. Ee, beni tutturdu babam. Yatacaksın uyuyacaksın. Yarın okul var falan. Ya ben nasıl uyuyayım? Galatasaray maçı var yani. Şampiyonlar Ligi. Yatıyorum yatakta. Gözlerim açık. Sesi dinliyorum içeriden. Ee, işte annem geliyor. Oğlum yat artık şöyle böyle. Yatmayacağım diyorum tabii ki. Sonra annem böyle e, sports gibi maç kolik gibi gelip içeride e, bir gelişme oldukça bana anlatıyor. Gol oldu oğlum yatar. 3-0 oldu oğlum yat falan. Galiba içerideki maçtı. Yanlış hatırlamıyorsa. E, benim bu yaşıma kadar içimde yoktur. Bak 20 çeyrek asır geçmiş bu olayın üstünden hemen hemen. Galiba çünkü 98-99 olduğu için 98'in Ekim ayı falan olması lazım. Yani harbiden şey. 25 yıllık olay yani bu arada. 25 yıl aşkın olay. Ee, çok şeydi. İçimde kalmıştı. Çocuklarınız bir maç izlemek istiyorsa izletin arkadaşlar. Önüne geçemezsiniz. Böyle travmalar bırakmayın çocuklarda. Annem de izliyor mudur acaba? Annem babam izlemiyordur diyor. Annem izliyor olabilir. Çünkü annem en büyük fanlarımdan biri annem. Mutlaka her yayınımı izliyor. Anneme buradan selamlar gönderiyorum. O yüzden beni bir, çıtır daha sinirlendirirseniz sevinirim. Annem izliyor ya. Biraz daha sinirlendirirsiniz. Sevinirim evet. Bu arada eşimin doğmadığı bir tarih olması da ilgi çekici. Ben daha doğmamışım yazmış chat'e. Har böyle bu arada. 98 Ekim Kasım falan. Neyse işte. Öyle. Lukaku Endombele'den şişman nasıl bu kadar iyi <laughs> Ama Lukaku'nun kas kütlesi daha farklı. Bir de e, ee, doğal patlayıcılık diye bir şey var. Yani Endombele de gerçi iyi bir driplingçiydi ama zamanında üzücü ya. Oğlum bana niye Endombele atıyor? Fener konuşuyoruz burada. Niye sen beni o üzüyorsun? Bir anda Endombele konuşup modum düştü. Ee, boş ver. Endombele'ye girmeyelim. Ama Lukaku da sanıldığı kadar Devasa bir kariyere de sahip olmadı. En azından onu söylemek lazım. Yağız Yılmaz keşke ligde de böyle Adil Fortekiz'de hakemler olsa demiş. Ee, hakem çok oynattı ya bu arada. Orada arada daha doğrusu ee, Alp abi biraz maçın heyecanına kapılıp birkaç pozisyon bekledi ama onlarda da hakem haklıydı bence. Hakem iyi yönetti. Bir tek penaltıyı direkt görememesi, var uyarısıyla vermesi ee, dışında bence gayet iyiydi. Ama onu da şey olmaması lazım. Ona da tabii ki toleransı olması gerekiyor. Doğal. Mohaç Yücel. Ne oluyor lan? Takılı değil mi lan? Allah kahretsin. Boştaymış. Lan bu niye boşta ya? Pat diye kapandı. Evet sizin sorularınızla devam edeceğim. Şu an bir an elektrikler kesilmiş gibi oldu benim için. Hı, -hı. Arda'nın Arda'nın süre almıyor olması performansına olumsuz etkilemeyecek. Etkileyecek Arda'nın <laughs> İrfancan zamanında dönerse, formunda devam ettirirse ben İrfancan'ın Arda'nın önde olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki etkileyecek. Etkilememesi mümkün olabilir mi? Yani bir yıl e, çok 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 az oynayan bir oyuncu da tabii ki performans düşüklüğü olacak. Çok doğal. Evet açılacak inşallah. %7 diyor lan. Ne yalancısın lan daha takalı 30 saniye oldu. Ne %7'si? Daha doğrusu bataryası biraz bozuk. Ben bunu Kopenhag'da mı aldım ya? Kopenhag dönüşü aldım. Ben yani Kopenhag 2018'de gittim. 5 yıllık Macbook. Mutlu kelemci. Saçın e, sözleşmesi Fesmol. Böyle bir durum yok. E, Abdülkerim Hocam Çok seven de oldu bu arada ya. Bayağı olumlu dönüş de oldu. Ama dediğim gibi bir özel bir durum yok. Zaten e, öyle bir durum olursa ve Serdar abi. Açıklar yani. Ama yok. En azından onu söyleyeyim. Ülke puanına göre seneye yeni formattan kaç takım katılacak demiş. Ee, yeni formatta takım sayımız artmıyor benim bildiğim. Buna özel e, ayrı bir şey yaparız. Ee, milli takım arası için planladığım içerikler var. Ee, burayı bir halledebilirsek artık band çekimleri, yani canlı yayınlar için önceliğimiz canlı yayınlarda O yüzden burada yayınlarımızı toparlamaya çalışıyoruz. İşte bugün Yeni kablolarımız geldi. Onları hallettik. Bant yayınlara da geçtiğimiz vakit, çekimlere başladığımız vakit burası sadece hani maç günleri bir şekil maçtan 2 saat sonra yayın yapan bir yerden daha farklı bir yer olacak. Bu tarz videolara da imza atacağız rahat rahat. O yüzden onu da müjdesini vereyim. Bu konuya da değiniriz. Geniş geniş bir video hazırlarız sizlere. Bankalar Birliği ile ilgili bir şeyim olacak. Bir şey daha vardı ya. Neyse tamam. 2-3 tane fikrim var. Sizi milli takım arasında da e, içeriye doyuracağız efendim. Teşekkür ediyorum. Aa Batuhan yaz. Batuhan'ları bak. 2 ay bekleriz o zaman senin demiş. Batuhan'cığım çok teşekkür ederim. Batuhan e, iki ayda çalışıyor. Şeydekinde Bayrampaşa'da. Kasada alışveriş yaparken denk gelmiştik. Güzel sohbet etmiştik. Batuhan'a da buradan selamlarımı yollayayım. Ee, gelirsem ismin aklımda Batuhan diye soracağım. Batuhan nerede diyeceğim. Kevin demiş ki Uğur ben Fener'deki Jayden'a hayran kaldım. Fener onu imkansız elinde tutamaz. Sence hangi takıma gider demiş. Tam bir Premier Lig oyuncusu. Ee, ben şey olarak görüyorum yani. Çok ciddi bir gelir getireceğini düşünüyorum. Ciko anket dışı herhalde demiş Mert Yaka. Ya kıyamadım şimdi. Osterwold'e e, çok özel bir iş çıkardı. İsmail de zaten, zaten açık arayı almış. E, her bölgeden Biraz biraz oyuncu aldım Şimdi Bir 6 numara, bir 8 numara, bir stoper gibi. Ee, Ciku diyenlere da saygım var. Zaten anketi açarken siz de fikirlerinizi yazın demiştim. Ee, Harun Osterwald'a kadar uzun boylu ve atletik bir stoper örneği var mı? 60 milyon demiş. Ee, ciddi para getireceğini düşünüyorum. Ege Yılmaz Uğur dermatit mi oldu? Yüzünde kızarıklıklar olmuş. Geçmiş olsun demiş. Var bende ya. Maalesef var. Ee, normalde bir tek saçlarımın dibinde şurada oluyordu. Sonra kaşlarıma geldi falan. Yavaş yavaş şöyle bir şey var. Yavaş yavaş bir kızarıklıklarım var evet. Yapacak bir şey yok. Stresli bir hayatımız var. Bu da hayatın gibi bir getirisi. Ranket nasıl oynadı sence demiş Batuhan Bilen. Korkunç oynadı ya bu arada daha doğrusu anlıyorum çocuğu. Çok uzun süredir oynamadı ama yani bir ara her verdiği karar hatalıydı. Hep yanlışı yaptı yani ya da paslanmış geldi bana biraz. Bence Napoli kapar demiş İbrahim Sözler. Ya sözleşmesine bakmak lazım. Serbest kalması falan varsa herkes girebilir tabii ki. Ama şey değil. Serbest kalması yoksa e, Premierlik Premier Lig takımlarıyla şey yapmak lazım. Premierlik hmm. Premier Lig takımlarının çok bırakacağını düşünmüyorum. Eğer bir bonservis yarışı olursa. <laughs> seborik dermatit olmuşsun. Dermatolojiye acilen demiş Çağatay Albay. Gittim aslında dermatolojiye ilaç verenler kullanmadım. Böyle bir olayım var. Kostas Galatasaray'ı yenmiş. Pra'yı yenen Liverpool'u yenmiş. Union saint şuraya yenen Fenerbahçe şey diyebilir miyiz demiş. Gülmüş. Hoş geldin hocam. Stüdyon hayırlı olsun. Nur cümleten iyi geceler demiş. Ee, Liverpool'un pra param etmesi çok doğal. Ama gerçekten samimi söylüyorum burada. Ya Galatasaray Pra'dan 4 demiş olabilir ama Liverpool'la ya Galatasaray için absürt bir şey söyledim farkındayım ama Pra'la oynamak Liverpool'a yoktan daha zor. Galatasaray'ın kendisinin ya kapanan takımlara karşı silahları daha az. Çünkü Kapalı takımlara karşı iş yaptıysın diye getirdiği bütün yeni oyuncular. Hemen hemen herkes, bütün hücum oyuncuları patates yani yani kabul edelim. Ama Galatasaray kendi oyunu oynayabildi. Hem pres hem yüksek tempoda başa baş oynayabildiği daha açık takımlara karşı daha büyük arızalar çıkarabiliyor. O yüzden yani inan yani Liverpool'a yenilir miydi? Büyük ihtimalle yenilirdi ama Sparta Prak'tan daha Güzel bir eşleşme olurdu Galatasaray. Ben Liverpool istiyordum zaten. Seni de bir süredir görmüyordum. Hoş geldin. Stresten olur demiş özcan. Doğrudur. Stresli bir hayatım var. Işıklar altında bir de. Işık da cilde iyi gelen bir şey değil. Yelip Yüksel Reis Allah'tan pro ailendiniz. Liverpool Beşiktaş'taki mağazı yapacak kapasite beş, yapacak kapasite çılgın oynuyorlar demiş. Ya Galatasaray büyük takımlara karşı daha iyi oynuyor. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyordum. İstiyordum da. Hatta eğer böyle bir şey olsaydı ben ben şeye gidecektim İngiltere'ye maç için. Yani ümidim olmayan bir maç değildi öyle söyleyeyim. Yani şu an bunu söyleyince kafa yapacaklar olan da farklı değil mi? Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacağım yani düşüneceğim bu. Ee, Pırak daha yıpratıcı bir takım. Daha ters bir takımdı Galatasaray'a. Şampiyonlar Ligi'nin tadını hiçbir şey vermiyor demiş Mutlu Kelem. Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın zirvesi. Ee... <laughs> Ozan Umur demiş ki Uğur abim gece güvenliğim var ya süpersin kapatmayın demiş. Ozan'cım teşekkür ediyorum sana eşlik etmek e, gayet güzel. Sevgili dostlarım bu arada 3050 tane oy kullanılmış ankete. Peki beğeni sayımız kaç 395? Sizce yeterli mi? Sadece soruyorum. E, bu konuda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir beğeni tuşuna basın da savaşçıları elden ele uzatalım. Hasan SGT demiş ki ben özeti izledim sadece Ferdi Kadolu sol bek mi sol kanat mı aklım almıyor nasıl bir futbolcu bir defansta bir ortada bir çalımlarla girip şut atıyor muazzam bir oyun görüşü var Ferdi'nin demiş. Ya Ferdi zaten hücumda yaptıklarını yani bir orta sağ gibi hücuma katkı verip gelip bir de sol beklik yaptığı için değerli bir oyuncu zaten. Farkı o. Monster World'e diyebilir miyiz demiş Ali Rıza Ömer. Güzel, güzel lakap. Güzel lakap. Gerçi ben Star demiyorum genelde. Jayden beni tercih ediyorum. Bilerek okumuyor demiş Ludovico. Neyi bilerek okumuyorum hocam? Tıklatıyoruz arkadaşlar. Beğeniyoruz haydi demiş. Eyüp Yüksel'i sabitliyorum bu. Emekleri boşa gidiyor. Gitmesin. Avrupa'da kadro derinliği yok. Bence Fener kazansam ucuz olur demiş. O ne demek ki? Nasıl bu ucuz olur? Ha kupayı mı? Ya hiç de öyle düşünmüyorum. Fenerbahçe'den daha iyi diyebileceğin böyle kesin her yönüyle daha iyi diyebileceğin takım ya her takımda fena, kafa kafaya oynar Fenerbahçe. Ya elenebilir tabii ki. Hani %55-45 geride kalacağı takımlar da olabilir ama Fenerbahçe banko bu takıma, bu takıma elenir takımı yok bence konferans liginde. Harun demiş ki sesini ninni gibi hep uyumak istediğim zaman sesi seni açıyorum. Adile teyze gibisin demiş. Teşekkür ediyorum. Aldım en enteresan öngülerden biri. Ee, Ludovico'ya menşen fena hiç değil mi? Galatasaray'dan fazla maç ne bileyim karşılıklı bir atışma dönüyor anlamıyorum. Abdülkerim olayına yazıyorsunuz. Mehmet Uysal yazmış. Burak Çardak yazmış. İnanın sıfır fikrim var. Ee, öğrenirsem anlatırım ama hiçbir bilgim yok konuya. Öyle bir üzerine yürüme falan şeyler yazıyorsunuz. Bilgim yok o yüzden yorumlayamam şimdi. Bir de bazen ani bir muhabbet dönüyor. Onun üstüne konuşuyor gibi. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun taraftar saldırdı gibi burada yayıldı. Son anda şey gibi dedik. Bir bekleyelim e, inşallah doğru dildir falan. Bildiğin trafik tartışması çıktı mesela. Mac abine Voleyde neden göremiyorsun demiş. Canlı yayınları bir ara konuşup sadece kendi kanalımda yapmam konusunda uzlaşmaya varmıştık. Daha sonra Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi ondan bir hafta önce tekrar bir oturduk konuştuk. Ya sen kendi kanalında da aç volede de çık bir sorun yok diye tekrar bir konuştuk. Sohbet ettik. Tekrar gelmem konusunda konuştuktan sonra da çıkıyorum Galatasaray maç yayınlarına varım arkadaşlar. Ee, onda herhangi bir problem yok. Biz, Galatasaray maçlarında canlı yayında varım. Ee, Bilyon Millionaire FC'de çıkıyorum, Ykrant'ta çıkıyorum. Bunlar devam ediyor. güzel içtin öyle suyu dayı demiş Abdullah Çınar. Bu benim olayım. Harbiden burada çok sıcak lan burası. İnanılmaz ya. Burak Alat, bazı Fenerbahçelerde bir Galatasaraylaşma görüyorum. Ligi boş ve Avrupa'da kupalım söylemleri dolaşıyor. Ne düşünüyorsun bu konuda demiş Burak Alat. Ya Avrupa Kupası tabii ki ligden her zaman daha değerli. Bunun bir garantisi yok ama o yüzden dengeli götürmek şart. Hani ligi salalım, boş ver ligi. Biz nasıl olsa Avrupa'da yüklenelim. Hani bir arada bir açılır, 7-8 puan fark olur. O zaman anlarım. O ayrı bir şey ama öyle bir durum da yok. Yani ki puanlı ligi niye bırakasın ki? E birlikte de götürmek zorundasın yani. Fenerbahçe maçını yorumlar mısın? Oyunu ve oyuncu performansını demiş yönetmesi. Giriş bölümünde yorumladık hocam. Zaten Fenerbahçe odaklı ilerliyoruz şu an yayında da. Fenerbahçe odaklı sorularla gidiyoruz. Sene sonu Ferdi güzel parayı satıp o bölgeye Jayden kullanılmasında fikrin nedir demiş Eren Furkan Yeter. Ee, kişisel fikrimi soruyorsan bunun e, hani maddi boyutundan bağımsız söylüyorum. Ben e, Jadon'ın stoperde 11 oyuncusu oyn, oynatıp sol stoperde Ferdi'yi bir yıl daha tutmak benim daha çok aklıma yatıyor, kafama yatıyor. Galco iptal mi abi demiş Hüseyin Kayıtmaz. Ya haftayı çok kadar çok maç oluyor ki. Şimdi mesela normalde benim planım hep Cuma günü. Ee, ama çok fazla maç. Mesela Galatasaray maçı da Cuma. Ne yapacağız? Biraz benim düzenime oturmadı. Öyle bir maalesef bir durumda var yani. Yalan da söylemeyeceğim. Milli takım arası o yüzden tekrar bir dönüş olabilir. Novora, Novo One ofis mi burası demiş. Evet. Burası ofisimiz. Yani genelde kendi evdeki eşyalarım olmakla birlikte ofis evet. Fenerbahçe'nin en olmazsa olmazı sen hangi oyuncu abi demiş Kazım Uslu. Çok güzel soru. Ben yine Fred diyeceğim. Bir numara Fred. Tazameta yayını süper olmuş Uğur Bey demiş Alp Seyhan. Teşekkür ederim. Ee, eğer maç olmazsa pazartesi günleri her pazartesi Tazameta'da buluşacağız. Ee, gerçi bu hafta Beşiktaş maçı var. Belki salı yapabiliriz o yüzden ama e, Tazameta'da yeni bir da hazırlıyoruz. Ee, güzelce devam edeceğiz. Merak etmeyin her hafta olacak taza meta. Selman Luma, Selman'cım hoş geldin. Ziya yine antrenmanda hortladı artık oynar mı demiş. Bizim için değildir ya. Milli takım bir arası geliyor biliyorsun. Novovan, One, Jayden bir röportajda sol bek oynamak istediğini söylemişti. Stopere geçmek isterim bilmiyorum demiş. Ya eskiden öyle bir yaklaşımı varmış. Doğru. Doğru haklısın ama ya burada da ortada ya koyduğu değer sol bekten çok daha büyük yani. Şimdi belki heveslenmiş de olabilir. Avrupa'da bu şekilde oynadıktan sonra bence daha sıcak bakıyor olabilir gibi düşünüyorum. Miami'den selam Karakullukçu adamsın demiş Utkastan. Eyvallah Utku. Hoş geldin. Gece pek trafik olmaz. Yayının bu saatlerde olması güzel demiş Mutlu Kelamcı. E, trafik yok ama Luka var. Oğlum niye bağırıyorsun? Korktum. Neyden korktun? Yaramazlık yapma. Bir şey daha görmüştüm ya. Abi acilinden sorun yok gelmeli açık arayın içerik demiş Sidar Varol. Sorun yok gelecek. Ee, Goygoça'ya gelecek. Merak etmeyin hepsi akacak yani. Akatacağız. Bol bol band yayın, band programlarımız da olacak. Eğlence içeriklerimiz olacak efendim. Ahmet Başyit yıllardır takip ettiğim bir yorumcusun. Gerçekten çok yorumlarım var. Başarılar demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ee, çok değerli sizin böyle düşünmeniz. Paslarını geliştirirse Hollandalı Gvardiol olabilir Ceydin'den demiş. No ee, ben de o yüzden diyorum. Yani bekte de değerli bir oyuncu olabilir. Hani standart bekten daha uzun hızlı, stoperleşebilen ama gidebilen de gibi. Ama ben Jayden'ın hızını şeyden daha değerli buluyorum. Stoperde daha değerli buluyorum. Yakışıklı bağ demiş Uğur Kuluç, Luka'dan özür dile. Luka korkmaz, korkutur demiş. E, annesi diyor korktu diye. Vallahi Luka korkutmaz. Luka korkutmaz ya. Luka korkutamaz ki. Ya 2 aylık kediden dayak yiyor ya. Dayak değmiyor da korkuyor kedi de. 200 gram kedisi tıslayamıyordu. böyle. Tıslamaya falan böyle. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Pehleyen kedi. 200 gram pehleyen kediden korkuyordu. Bu ne biçim bir yaratık ya falan. Beni alım buradan diye kaçıyordu. Hasan da şahit değil mi Hasan? Bu korkunç sahnelere o da şahit olmuştu. Rukan'ın yeni tarzını gösterelim. Rukan'ın yeni tarzı. Lukış tarzı. Gel bakayım. Dana. Dana çocuğum. Şuna buna bakın. Buna bakın. Oh. o oh, çok yumuşacık oldu. Abiler ablaları yumuşacık oldu bu. Hadi burada kal artık. Burada kalacaksın. Otur. 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 Böyle otur. Heh. Otur oğlum. Otur oğlum iki Turkish Captain iyi yayınlar demiş. Git ya biz yayın yapacağız. <laughs> tamam ben gidersen gider ama. Tam gelirse gelir canım ben Luka Luca demiş Ludovico. Otur oğlum otur. Otur. İhalere bir tekrar gelirim demiş Ömer e, Er Yaşar. Çok şanslısın. Sen içeriden bilgi mi alıyorsun bilmiyorum da. Yarın Onur'un kanalında ihalere bilgi var. Ee... Abi Miami'den selamlar demiş Necati Oğuz seni yengemi Luka'yı ve yeğenimi buraya bekliyorum mutlaka demiş ya ben 2026 Dünya Kupası için vize alma niyetim var ee, ailecek belki bir 2026 yazı neden olmasın diye düşünüyorum bu kurda ailecek olmazsa giderse bu kurda bilmiyorum bakarız bu kurda aileden Yok, Dünya Kupası <laughs> Dünya Kupası'na Türkiye giderse bir şeyler yaparız ya kardeş bağır mı uyuyoruz? <laughs> Will Tuğrul Ustal kardeş bağırmıyoruz demiş. Elçin Luka Candır demiş. Elçin, Elçin Luka'yı gördü mü? O gördü tabii. Çok çok küçüktü geldiğinde Luka bebek. Erçin Elçin sen geldiğinde Luka küçük müydü? Koyun gibi demiş. Anon. Lamaya benziyor bence. Lamaya değil mi? Tükür oldu. <laughs> Tükür. Puh. Puh. Ah. Ülke puanı konuşacak mısın demiş Furkan Karan. Konuştuk ülke puanı. Şeyden de bakabilirsin. Preview var zaten. Galiba 16. dakikayla ondan sonra bir 10, 10, dakika 15 dakika arası 10 dakika civarı bir ülke puanı değerlendirmemiz oldu. bir rebirtlerde Onur Reis'e biraz daha sabırlı ol. Allah adına reis zorluyor görüyoruz her rebirt demiş. Eyüp ya Eyüp siz görmüyorsunuz abi. Ya onun öncesi var. Kesilen yerleri var. A bak aklınız izanınız almaz bak. E bazen beni şey görüyor olabilirsin ama o benim çıldırma noktam oluyor. Mesela 40 dakika uğraştırıyor bizi. Sonra yayına giriyoruz. Onun şeyi kalıyor bende. O yüzden yanlış anlayanlar olabiliyor. Koyun çocuğum ya. Gel seveyim öyle git. Azıcık seveyim. Azıcık seveyim seni. Azıcık seveyim. Oh! Oh! Yuka'nın saçlar lens mi demiş? Hecati. Saçları lens. Lens saçlı. Oh. Oh. Hadi git. Hadi anneye git. Melek ya bu demiş Ozanur. Valla öyle ya. Melek gibi çocuk bu arada mesela. Şu an burada bulunmak istemedi esasında Ama hiç sesi çıktı mı bak. Hiç sesi çıkmadı. Otur diyorum oturuyor. Gariban çocuğu ya. Tam bir gariban çocuğu. Öp, 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 öp. Washington DC'den selamlar demiş Onur Mumcu. Onur'cum selamlar. Lukaku olsaydı ismi demiş Tarık <laughs> Anbay. Hiç Lukaku'ya benzemiyor ya. Lukaku'yla alakası yok. Luka Donçiş'ten koydum bu arada. Mutlu an, duran da güzellik ya demiş. Sevgili dostlarım. Ee, Ankete de bu arada çok güzel katılım oldu. Teşekkür ediyorum. E, bugün ne yapsak? Bugün... Normal iş, benim adetim 1 saat 10 dakika falan benim için çok kısa sürer. <laughs> Ama gece de çok geç şu an. 4 falan oldu. Ee, Hasan da sabah 11'de gelmiş değil mi Hasan? Evet. Gariban gözümün içine bakıyor burada 3 hissediyorum. 3 saatlik uykuyla. Niye 3 saatlik uykuyla? Yani O da ayrı mesele de. <laughs> burada yaşıyor nedense bilmiyorum anlamadım. <laughs> evsiz midir nedir? tam çözemediğim bir durum mu var. Arden'le evsiz gibi ofiste yaşıyorlar. Ee, onu da biraz salmak istiyorum. Son birkaç şeyinizi... Tete'den tatlı demiş aşı, aşırı ama. Tabii ki de Tete'den tatlı kral. Tabii ki de. Luka'nın benzeri küçükken beni ısırmıştı demiş. <laughs> Yelek yiyen köpek de ısırmaz ya. Kaba etimden bir 100 gram eksikti demiş. Lan bu küçük bu ısırmayı bilmiyor bu arada. Isıramaz bu. Ee, Fenerbahçe burada çok Real Madrid maçı yazmışsınız. Fenerbahçe'de tebrik ederim. Real Madrid'in ne kadar büyük bir basketbol takımı olduğunda farkındayım. O kadar da uzak değilim yani. NBA'ciyim ama o kadar da biliyoruz. Tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe'nin önümüzdeki turlardaki hem kurallarını hem maçlarını birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ederim. Tüm beyinler Hasan'a gitsin demiş Kerim Batuk. Tüm beğeniler Hasan'a. Ee, çok teşekkür ediyorum Hasan'a da. Ayrıca teşekkür ederim. En büyük teşekkür de sizlere. Tete'den hocam demiş. Tete'den hızlı hocam demiş. Tete'den kesinlikle hızlı bu arada. Çok, hiç bakmayın böyle usta olduğunu. Çok hızlı. Ee, çok teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için. Ee, sabahçılar için elden ele uzatalım. Çok son bir çıkmadan beğeni tuşuna basalım. Son ricam budur. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek